Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da artık ipeye bir oda hazırlamaya başladığımı duyurdum sizlere. Ve bu oda için uzun zamandır bir duvar kağıdı arıyordum. Ancak bu arayışım istediğim gibi sonuçlanmadı maalesef. Hem tam olarak istediğim duvar kağıdını bulamadım, hem de bulduklarım bana çok pahalıya mal oldu. O yüzden dedim ki Duygu bu işe bir el atmalısın ve kendi bir şeyler yapmalısın. İpek'in odasının bir duvarını geometrik boyamaya karar verdim. Aslında bu fikir Pinterest'te sıkça karşıma çıkan ama benim uygulamaktan her zaman çekindiğim bir fikirdi. Bana bu konuda ilham olan, beni bu konuda teşvik eden şey Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi oldu. İçinde birbirinden güzel fikirler var. Ama ben dergiyi karıştırırken sayfa 54'te geometrik boyama fikrini görünce dedim ki tamam Duygu, sen bunu yaparsın. Çünkü burada kullandıkları boyanın koduna kadar vermişler. Hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor onları yazmışlar. Hatta burada bir kare kod var. Onu okuduğunuzda siz direkt YouTube videosuna yönlendiriyor. O yüzden ben de bunları izledim ve dedim ki tamam bu iş kolay, ben yaparım. Hemen işe koyulmak için malzemeleri almaya gittim. Ben bu sayfa 54'deki renklerin aynısını kullanmadım. Ama hiç problem değil. Boya makinesinde 5 dakikada istediğiniz rengi hazırlıyorlar. Ben çocuk odasına daha uygun olacağını düşündüğüm için pembe, gri ve mint renklerini kullandım. Peki duvar boyamak zor mu diye soracak olursanız tahmin ettiğimden çok ama çok daha kolaymış. Kafamda bazı soru işaretleri vardı. Acaba koku olur mu? Çünkü havalar serinledi, akşam pencereyi açamayacağım diye pek etkilenir mi acaba diye düşündüm. Ama boyalar su bazlı olduğu için hemen hemen hiç koku olmadı. O konuda da içiniz rahat olabilir. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen şimdi duvarı nasıl boyadığıma geçiyoruz. Ben duvarım için Faber marka boyaları tercih ettim. Kullandığım renklerin kodlarını boyaların üzerine yazdım ama yine de sizin için bu kodları açıklamalar kısmına da bırakıyor olacağım. Boyama işlemine başlamadan önce boyamak istediğiniz alanın kenarlarını maskeleme bandı ile kaplamak gerekiyor. Ben süpürgeliklerin üzerine, yan duvarı ve üst kısımları bantlayarak işe başladım. Boya yaparken korumamız gereken bir diğer bölüm parkeler. Bunun için boya koruyucu örtü kullandım ve bu örtüyü de yine süpürgelikleri bantlayarak sabitledim. Boyamak istediğiniz alanda eğer bir priz varsa, isterseniz bu prizin kenarlarını da bantlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir tornavida yardımıyla direkt yerinden çıkarabilirsiniz. Ki böyle yaptığımızda daha düzgün olduğunu düşünüyorum ben. Ve sıra geldi geometrik desenimizi çizmeye. Ben bunun için bir parça ipten yardım aldım. İpimi duvarın bir köşesine bantladım ve iyice gererek diğer köşeye yine bant yardımıyla sabitledim. Daha sonra ipin geçtiği noktalara kurşun kalem yardımıyla çok küçük işaretler bıraktım ve bıraktığım bu işaretler üzerinden bantla geçerek istediğim geometrik deseni elde ettim. Boyama işlemine geçmeden önceki son adım olan boyayı hazır hale getirmeye geldi sıra. Öncelikle boyamızı inceltmemiz gerekiyor. Su bazlı bir boya olduğu için su ile inceltiyoruz. 2,5 litre boya için ben 1,5-2 su bardağı arasında su kullandım ve iyice karıştırdım. Boyayı çok güzel karıştırmak gerekiyor, yoksa duvarda hava kabarcıkları oluşabiliyor. Boya tepsimin üzerine alüminyum folyo ile kapladım. Böylece renk değiştirdiğimde tepsiyi temizlememe gerek kalmadı. Tüm ön hazırlıklarımı tamamladıktan sonra artık sıra geldi boyamaya. Aslında işin püf noktası hep aynı yöne doğru boyamak. Yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya boyadıysanız hep o yönde devam etmeye çalışın. Birden fırçayı sağdan sola ya da soldan sağa vurduğunuzda dalgalanmalar veya fırça izleri olabilir.
ana kısımları rulo ile doldurduktan sonra ince uçlu bir fırça yardımıyla rulonun boyayamadığı yerlerin üzerinden geçtim ve bu şekilde tüm parçalarımı boyadım. İlk kat boyayı uyguladıktan sonra en az 4 saat bekleyerek ikinci kat boyayı uyguladım. Bantları çıkarmak için ise iyice kurumasını bekledim ve bantları ertesi gün çıkardım. Boyama işlemini tamamladıktan sonra yatağın dekorasyonuna geçtim. Evde zaten yatağımız bulunduğu için ona uygun ölçülerde ev şeklinde bir iskelet yaptırdım marangoza. Aslında kendiniz de yapabilirsiniz bunu ama bazen işi profesyonellere bırakmak daha iyi sonuçlar verebiliyor. Yatağın üzerinde kullandığım yastıkların çoğunu kendim yaptım. Hatta gökkuşaklı olanın videosu mevcut. Yukarıdaki linke tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. İpek bir süre daha beşiğinde yatmaya devam edecek. O yüzden şimdilik bu yatağı kullanmayacağız. Bu yüzden de ledlerle süslemeye karar verdim yatağı. İpek yatmaya başladığında tehlikeli olabilir bu durum. O zaman tekrar bir gözden geçirmem gerekecek. Boyamayı tamamladım. Renkler inanılmaz içime sindi. Bence çocuk odası için oldukça uygun oldu. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisine mutlaka bir göz atın. Eminim kendinize ilham olacak fikirler bulacaksınız içinde. Bu çocuk odası ile ilgili ilk videoydu. Bundan sonra çocuklarla ilgili daha fazla kendin yap fikri gelecek. Beklemede kalın ve eğer bu videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.